Bu 15 günlük yürüyüşün serüveni, ortaya çıkışı ve duyulan ihtiyaç sonucu, hatta halkın ifadesiyle geciken yürüyüşün temel amacı 25 yıllık süren esaretten Sayın Öcalan'ın özgür olması talebinin daha acil, daha elzem, daha hayati bir hal almasıdır. Sayın Öcalan 25 yıllık komplo sürecindeki 25 yıllık tecriti ve son 3 yıllık hiçbir haber alamama hali, cezaevlerindeki 70 günü aşmış açlık grevleri, dünyanın dört bir yanında devam eden özgürlük kampanyaları, en çok da Kürtleri, en çok da Kürt siyasetini, en çok da Kürtlerin özgür, barışçıl, demokratik bir yaşam sürmesi için çaba gösteren bizleri ilgilendiriyor. Bakure Kürdistan'da bu yürüyüş öncesinde Sayın Öcalan'ın özgürlüğü talepli birçok çalışma yapıldı. Ve bugün bu büyük özgürlük yürüyüşü dediğimiz yürüyüş ise Sayın Öcalan'ın özgürlüğü talebi ve Kürt sorunundaki demokratik çözüm talebinin nihai olarak toplumla bir araya gelmesini ve bu talebin daha görünür, daha sürekli ve bizler açısından var olan ısrarının anlaşılması için başlatılan bir yürüyüş. Kars'tan başlattık, Amara'da sonlandıracağız ve iki kolumuz var. Van, kısaca Botan bölgesini, Kars kolu da Serhat bölgesini tamamlayarak Ahmet'te buluşacağız. Ve bizlerin bu 5 günlük süreçte her gün en az 2 yeri ziyaret ediyoruz. Bazı günler 3 yeri ziyaret ettiğimiz de oluyor. Ve bu geçtiğimiz il merkezleri, ilçe merkezleri, beldeler, bazen bir köyün kahvehanesi, hepsinde de insanların bu özgürlük talebine, Sayın Öcalan'ın özgürlüğüyle Kürt halkının özgürlük temeline ve bu özgürlük talebinin eşitlik ve adaletten bile önce geldiğini bir kez daha görmüş olduk. Ve bu 5 günlük süreçte bizler belli alanlarda il yönetimlerimizin belirlemiş olduğu ya da daha çok halkın işlek olduğu, görünür olduğu yerlerde, şehir merkezlerinde yürüyüşler yapıyoruz. Her birimiz akşamları halkın evinde, halkla beraber, kendi evimizde aslında konaklıyoruz, kalıyoruz ve bu kalışlarımızda ev ahalisi dışında komşuları, akrabaları, etrafta bir araya gelerek halk buluşmaları yapmaya çalışıyoruz. Bazen biz evleri geziyoruz, bazen halk bizim yanımıza gelerek bir araya geliyoruz. Buralarda hem Sayın Hoca'nın özgürlüğünü, Sayın Hoca'nın dilinden, sözünden, bakışından, kendi sözlerinden halkla beraber tekrar buluşmasını, hem de halkın kendi özgürlüğünü, kadınların kendi özgürlüğüyle Sayın Hoca'nın fikirlerinin nasıl buluşabildiğine noktasında sohbetler yapıyoruz. Belki de bize en iyi gelen buluşmalardan bir tanesi de halkla beraber kitlesel yürüyüşler sonrası evlerde yaptığımız buluşmalar. Bizler halktan, halkla bizden güç alıyor. Bizler halkla, halk bizle beraber yürüyor. Gittiğimiz her yerde yürüyüşler sonrası uygunluk varsa bir araya gelip Sayın Öcalan'ın ağzından, dilinden kendini, cezaevi yaşamını, paradigmasını ve kendi mücadelesi anlattığı kimi kesitler okuyoruz. Bu hem bizler açısından hem de dinleyenler açısından çok çok büyük bir moral, manevi güç ve bir ruh sağlıyor. Orada da söyledik, burada tekrar söyleyelim. Bu yürüyüş ne bizlerle beraber başladı, ne bizlerle beraber temsil eden bir yürüyüş. Kürt halkının özgürlüğü ve Sayın Hoca'nın 25 yıllık esareti bugünün özgürlük talebi değil ve milyonların talebi. Bunun vermiş olduğu sorumluluk bilinciyle, bunun verdiği coşkuyla, bu talebin vermiş olduğu güçle beraber yürüyüşümüzü tamamlamaya çalışacağız. İlerleyen günlerde de sürdüreceğiz. Geçtiğimiz her bir yer bir sonraki yerden daha coşkulu, daha güçlü geçiyor.